tarihi bir seriyi göstereceğiz. Bunu Berlin'de yaptım. Türkiye'de zaten böyle bir şey yapmak mümkün değildi o zaman. Yani arkeoloji müzesinden bir çalışma yaptığınızda çağdaş oluyordu. Tarihi Topkapı Sarayı'ndan bir çalışma yapsanız bu çağ dışı oluyordu. Onun için Türkiye'de böyle bir çalışmak mümkün değildi. Yurt dışında bulunduğum sırada minyatürlerle ilgilenme fırsatını buldum. Ve minyatürlerden esinlenerek tarihi bir seri yaptım. Tarihi bir resim nasıl olur? Yani tarih geçmişte yaşamadığınıza göre tarihin sizde uyandırmış olduğu imaj, vermiş olduğu imajı yeniden canlandırıyorsunuz. Yani aslında bir ressamın yaşadığı çağın resmini yapması gerekiyorken ben gençliğimde böyle bir deneme yapmış oldum. Belki bizim tarihimiz zamanında tablolaşması gerekiyordu ama bu mümkün olmamış. Ben de işte bizim tarihimize düşman olan kesime karşı içimde bir sinirlilik duygusuyla sinirlenerek böyle bir seriyi hazırlamış oldum. Minyatürlerden etkilenerek minyatürlerden nasıl çağdaş bir kompozisyon yapabilirim, nasıl düşünceler geliştirebilirim diye, minyatürden nasıl bir çıkış yapabilirim diye böyle bir çalışmaya başladım. Aşağı yukarı bu 10-15 sene sürdü. 10-15 sene zamanımı aldı ama o dönem içinde hep aynı şeyleri yaptığım söylenemez. Başka şeyler de yaptım. Mesela aynı düşünceyi başka bir konuya uyguladım. Başlayabilirsin yani. Mesela bu bir desen. Kara kalemle çizilmiş. Bu Akıncı konusunu işledim daha doğrusu. 1975'te bu küresel, yani kubbemsi bir kompozisyon. Minyatürlerden etkilenmiş olarak yaptığım bir çalışma. Berlin'de bir arkadaşın evine gittim. Orada ilk taşındığımda bir arkadaşın evinde kalıyordum orada. O da ressam olduğumu öğrenince bana dedi ki bak bütün bu duvarlar senin. İstediğin kadar resim yap. Bak dedim öyle demek, bak bütün duvarları resimlerim dedim. Bu ısrar edince üst üste bir gün evde yokken bir başladım bütün duvarları resimledim. Eve gelince aman Allah'ım diyor, ben burada uyuyamam. Yatağı koridora taşırdı, orada yatıyor. Bütün duvarları resimlemiştim. Ama bu duvar üzerine yapılmış bir resim. Dedi ki, yahu dedim şimdi bak bana sebep oldun, bütün duvarları resimledik. Ama o kadar güzel olan parçalar var ki bunu ne yapayım? Çıkar dedi, sök. Bu duvarı söktüm, bu kadar parçayı sökebildim. Duvar kağıdı üzerine yapılmış, onu kazıdım ama diğerler hepsi mahvoldu. Bu kadar bir parçasını söktüm. Bunu kontrflak üzerine yapıştırarak Türkiye'ye getirdim ama burada bir arkadaş bunu benden, Orhan Dayal diye bir ressam arkadaş vardı. O benden bunu hediye olarak aldı. Hocam, ne yaptı bilmiyorum. Bizim eve ne zaman gelirsiniz? İnşallah yani daha çok genciz, dur bakayım. Geç. Zaten benim resimlerim insanlar görmedikten sonra, yanından gelip kimse görmemezliğe gelip geçtikten sonra, insanlar görmedikten sonra, insanlarla bu güzellikleri paylaşamadıktan hocam, sonra benim resimlerim depoda arka arkaya durup çürüyorsa tablolarımın ne kıymeti var ki? Bu da yine Fatih Camisi'nin pencere başlığından bir kompozisyon. O zamanki şeylerimi, kompozisyonlarımı üçgen kompozisyon içinde yapıyordum. Bir düşünce. Yani İslam sanatından, minyatürlerden etkilenerek yapmak istediğim bir şey. Bakın burada da yine minyatürleri soyutlaştırarak, figürlerin yüzlerini değiştirerek, figürleri değiştirerek yine bir üçgen kompozisyonu yapıyorum. Bu üçgen kompozisyon her zaman benim şeyimde var. Bu biliyorsunuz bir kare ve bir dikdörtgenden oluşan altın oran. 1618 demiştik ya, 1618. Altın oran. Benim tablolarım sürekli bu kompozisyon içinde. Yani bir kare ve bir şey dikdörtgenden oluşuyor. Ağırlık noktası. Tabloyu üçe böldükten sonra üçte iki noktasına, 2/3 noktasına ağırlık noktasını, göz noktasını bu noktaya vuruyorum. Ben eskiden beri bu altın oranı hesaplayarak yapıyorum tablolarımda. Şu üçgeni gördüğünüz zaman altın oran buraya geliyor. Yani bir boğa, İspanyol boğası da altın orana göre yaratılmış.
Yani bir bizonda altın orana göre yaratılmış. Bakın güç birikimi nerede? Görüyorsunuz. Güç birikimi bu noktada. Yani bir bizonun, bir boğanın şu noktada güç birikimi var. Benim tablolarda da göz noktası burada. Evet. Burada bir soyutlamaya geçiş var. Yani figürleri görmeden soyut olarak düşünüyorsunuz. Bu Berlin'de Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin giriş imtihanında yaptığım resmin yeniden bir 6 aylık bir çalışma süresinde yaptığımız bir resim. O hikayeyi anlatır mısın? O hikayeyi bunlar bilmiyorlar. Bilmeyenler illaki vardır. Ya Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin giriş imtihanında bize dar ve uzun bir kağıt verildi. Bu ebat içinde herhangi bir şey alıp içini bir şey dolduracaksınız diye bir konu verildi. Konu bu. Herhangi bir şey alıp içini bir şey doldurun. Ben bütün imtihan süresinde devamlı düşünüyordum. Alman profesör geliyor yanımdan gelip geçiyor. Türkler zaten böyle hep düşünürler, bir şey yapamazlar. Geliyor dönüyor, Türkler zaten böyle bir şey yapamazlar. Hep aynı şeyi söyleyip duruyor. En sonunda son zaman, imtihanın son süresilerinde 2 saat falan, 3 saat müddet var. Ben kağıdın üzerinde bir uzandım. Oradaki talebeye dedim ki şu etrafımı bir çizer misin? Şu şekilde poz verdim, etrafımı bir çizdi baba. Ben onu, ama bu değil, bu 6 aylık sonra yapılmış, başka bir şey. O anda bir coştum, içini doldurmaya başladım. 1967'de daha akademiye girmeden evvel Yunus Emre'nin bir şiirini okumuştum. Vucut içre seyreledim, 70 bin çeru gelir işte şehvet ordusundan, 70 bin çeru gelir işte mide ordusundan, iman ordusundan. Baktım ki bu tablo vücut içindeki bir savaşı anlatıyor. Yani bu şiir. Orada onu okuduğum zaman daha liseyi yeni bitirmiştim 17 yaşındayken. Dedim ki bu tablo yapmış resmen. Yani bundan bir tablo olur diye. Ama aradan kaç sene geçmiş? 77'den 74 senesinde Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde bu soru sorulunca dedim ki bu dar ve uzun kompozisyon verildiğine göre bu boşlukları hesap etmemiz gerekiyor. Bizi tuzağa düşürmek için böyle bir kompozisyon verilmiş. Birçoğu şu kadarcık yeri dolduruyor, gerisini boş bırakıyor. Bu yanlış. Dedim ki, işte ben tablo, kağıt, ebadın tamamını kullandım. Bütününü kullandım ve orada vücut içinde bir savaşı tablosunu yaptım. Buradaki minyatürlerden esinlenerek yapılmış. 6 ay bir çalışma süresi daha orada sorulan sorunun. Profesörler bir 6 ay daha çalışmamı istediler. Ama benim önceki çalışmamı okulun Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin giriş salonuna 1,5 ay orada asılı sakladılar benim yaptığım resmi. Böylece imtihanın sonuna doğru profesör başımda dikilmiş, aman biraz daha çabuk ol bak süren kalmadı işte tamamla falan şöyle çok güzel oluyor, çok güzel oluyor diye devamlı başımda durdu. O tabloyu bir Alman satın aldı ama bu başka, bu bir iç harp. Konusu iç harp olan bir tablo. Her bir parçası bir tablodur. Kaç figür var hocam? Bilmem sayısını. 70. Bilmiyorum sayısını. Sayısını bilmiyorum. Burada Sultan burada oturuyor. Burada iman savaşı var göğüste. Burada şehvetle ilgili bölümler var. Cariyeler dans ediyor falan. Böyle değişik şeyler var. Ordular geliyor sağdan soldan. Bir savaş meydanı, vücudun bir savaş meydanı olduğunu Yunus Emre öyle tarif etmiş. Yani bende olan uyandırdığı şey imaj bu. Evet, geçebilirsin. Orada net gözükmüyor zaten. Bu 2025 boyunda bu tablo. Detay Berlin'de ya. Efendim? Detaylar ben artık tablolar bir yerde depoda. Ben gidip yeniden fotoğraf çekemiyorum. Bu da gördüğünüz gibi tabii yine minyatürlerden etkilenerek bir Haçlı ve İslam arasındaki bir savaşı gösteriyor. Tabii işte Alman profesörler beni mülakata çağırdılar. Dediler ki ya sen bizi kesmeye mi geldin? Ne oluyor yani Türkler burada fazla kalabalık diye mi Berlin'e geldin? Niye Türkleri ayaklandırmaya mı çalışıyorsun? İşte bir takım sorular sordular bana. Evet. Bu tablo iki boyutluya yaklaşıyor. Altında işte perspektif yapan şeyler var. Burada ya figürler, atlar,
soyut olarak, leke olarak alınmış. Bu mızrakların ayrı bir ritmi var. Şurada işte göz noktası olan noktalarda şiddetli beyazlarla kompozisyon yapılmış. Böyle bir tablo. Yine aynı altın, anlattığım gibi altın kesim kurallarına uygun. Bir konuyu aldığınızda bir serisini yapmak zorundasınız. Bir tane yapsanız olmaz. Eğer bir tane yapsanız tesadüfen çıkmış gibi olabilir. Bir seri yapıp birkaç sergi açmanız lazım bir konudan ki o konuya sahiplenebilirsiniz, damganızı vurabilirsiniz. Önceki ne var? Başla. Bir seri yapmanız gerekiyor, birkaç sergi açmanız gerekiyor. Benim bu dediğim 10-15 senelik bir çalışma ve birkaç sergi açtım. Konusu da yeni dinamizm, hareket ve zamandı. Şimdi bir müddet sonra bunların hareketli kompozisyonları gelecek. Yani kendi kültürümüzden etkilenerek bir sanat ortamında bir hareketlilik, bir coşku meydana getirmek için planlanmış bir düşünce teorik olarak Batı kültürünün bizim üzerimizdeki etkiyi kırmak için kendi kültürümüzden nasıl çıkış yapabiliriz diye bir arayışın neticesinde ortaya çıkan bir proje. Bu figür mesela orada demin gördüğünüz iç harbin, iç harp diye kompozisyonun beyninde oturan sultanın sultan için yapılmış bir kompozisyon, bir tasarı, bir şey, küçük sürü boya, şu büyüklükte, fazla büyük değil. Yani eski sultanların oturuş şekli, şöyle hani nasihat eder gibi böyle şeyleri var. Ama şimdi o şeyler kullanıyor başka, şöyle yani. Böylesi şey kurt oluyor değil mi? Yani şöyle, şöyle yani haberin olsun, bilesiniz gibi. Padişahların böyle bir tutuş şekli var. O şekli Cengiz Han olsun, Orta Asya'daki Oğuz Kağan olsun fark etmez. Yani bu bütün Orta Asya'daki Türklerin oturuş şekli bu. Yani ayakları, ayakkabıları, şeyleri, belden mihverleri vesaire, tahtları işte. Bu oturuş şekli inceledim, tasarladım. Yine burada süsleme içindeki bir sultanın oturuş şekli işlenmiş. Beyaz çizgi sınırlıyor. Evet. Yine sultanların oturuş şeklini gösteren soyutlama, kompozisyonlar, araştırma bölümleri geçebilirsin. Aynı şekilde. Yani bir şey için, konu için düşünce geliştiriyorsunuz, araştırıyorsunuz. Nasıl olacak, en güzel hangisi ise onu seçiyorsunuz sonuçta. İşte yavaş yavaş o dönemin çalışmalarında hızı, surat, hız, hareket, zaman boyutunu tabloların içine katarak ardı arkası kesilmeyen, durup dinlenmeyen sürekli bir hareket, bir sonsuzluk fikrini geliştirdim. Yani seyirci gözünü kapattığı zaman başı sonu belli olmayan bir akışı gösteren, zaman içinde akışı gösteren bir kompozisyon türüne doğru geçtiğimde objeler erimeye başlıyor. Konular yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bir seyircinin gözünde bir hareket, bir sonsuzluk imajı bırakıyor. Eriyor, birbirinin içine geçiyor, zaman boyutu giriyor bir müddet sonra. Hem bu sarıkların arka arkaya tekrarlanışında bir ritim var. Kompozisyon demin anlattığım gibi zaten altın kesim oranına göre yapılmış. Bu Isparta'da bir mühendis arkadaşın, mimar arkadaşın duvarında asılıyor. Gördüğünüz gibi burada, bu İş Bankası'nın koleksiyonunda, yanlış şey yaptım. Renkler pek belirgin değil, maalesef burada çok şey kaybedilmiş olarak gözüküyor. Orijinali böyle değil.
Bu bende 1.90-1.95 boyunda bir tablo bu. Burada da bu mihverlerin arka arkaya mizrak gibi, füze gibi tekrarlanışında bir ritim var. Atların ayaklarında bir ritim var. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın tabloları gibi. Zaten bu tablolara bir isim veren bir şair var. Hepsine bir isim koymuş. Bu Sonsuza Dolu Dizgin diye bir tablonun ismi bu. Evet. Yine dediğim gibi altın kesim kuralına göre üçgen bir kompozisyon var. Üçte iki noktasında ağırlık var. Şuradaki gibi. Oradaki güç birikimi gibi. Burada tabii kırmızılar tekrarlanıyor, beyazların arka arkaya tekrarlanışı. Bu ayaklardaki ritim tabloyu başından sonuna kadar bir coşkuya dönüştürüyor. Evet. Bu yeni dinamizm, hareket ve zaman konulu sergimin afişi. Orijinal tablonun orijinali tablo şeyde yapılmış. Batı Berlin'de, İzerlon'da yaptım tabloyu. Burada gördüğünüz gibi yine bak beyazların şurada yoğunlaşması var. 3'te 2 noktasında bir beyazlar bir ritim yapıyor. Atların ayakları ayrı bir ritim yapıyor. Yukarıda ayrı bir şey var. Yine tablo üçgen kompozisyon içinde. Tablo 1973-74'te falan yaptım. Türkiye 78'de döndüğümde bir sergi açtım. Devlet Resim Sergisi'ne katıldım. O zaman daha beni tanımıyorlardı. Tanımadıkları için karamboldan devlet burası tabloyu satın aldı. Satın alabildi yani. Kazayla oldu bu. Ankara Resim Heykel Müzesi'ne koydular. Ne yaptılar bilmiyorum. Artık sattılar mı, çaldılar mı, kestiler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Tablo orada. Yeni dinamizm, hareket ve zaman konulu tablonun afişi yani. Bu zaten afişten çekilmiş. Orijinali değil. Ölçüleri kaç hocam? Orijinali 1.35'e 95 falan. Evet. Bak burada konular iç içe eriyor. Hareket içinde, zaman içinde figürler birbirine geçiyor, eriyor, yok oluyor. Sadece beynimizde bir hareket, bir şey olarak kalıyor. Sonsuzluk fikri olarak kalıyor tablo. Yani gözünüzü kapattığınız zaman bu şey sizde bırakmış olduğu imaj sonsuzluk fikri. Yani İslam'daki sonsuzluk fikrini işlemiş oluyor burada. Bu tür bir yani minyatürü bak ne hale soktum bu vaziyette. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zaman boyutunu kaçtı. Hem çağ, hem zamanı, hem hızı tablonun içine sokmuş oldum. Tabii burada estetik olarak kompozisyon, diğer renk meseleleri, bütün ritim, şu bu estetik olarak tablonun meselesi ama konu tarihi. Sadece burada hata bu. Yani 21. yüzyılda yaşayan bir ressamın yelkenli gemiler üzerinde çalışıp ona acayip bir şekilde yoğunlaşması kadar saçma bir şey olamaz. Ama bizim memleketimizde o kadar çok hain var ki, o kadar çok tarih düşmanı var ki, tarihe, kültüre söven o kadar sanatkar var ki, onlar göklere çıkarılıyor. Onun için böyle bir konuyu işleyip, inadına böyle bir konuyu işleyip onların karşısına çıktım. Bir kamyon resim yaparak döndüm. Akademi imtihanında yeniden bizi akademi imtihanında asistanlık imtihanına koyup soktuklarında burada bu resimlerimin hiçbirini sokmadılar. Kamyonet dışarıda bekliyor. Yağmur yağıyor. Sağanak yağmur var. Tablolar ıslanıyor. Ama profesör geliyor diyor bunları sokamayız buraya. Ya niye sokamaz? Diyor ki işte talebeler üstünde milli bir şey his uyandıracak. Milli duygular uyandıracak. Sen akademiyi yıkmaya mı çalışıyorsun? Ya hocam bu tablo niye korkuyorsun ki bu kadar tarihten? Yok. Olamaz. Ancak bu tarzda başka konular üzerinde yine aynı düşünceyi başka konular üzerinde uyguladım. Mesela buz hokeyiydi, futboldu, şu bu başka konularda uyguladım. O uygulamaları şeye koydular.
Bu tarz çalışmalarımın hiçbirini sokmadılar. 2 saat yağmurun altında benim tablolarım ıslandı. Evet, geçebiliyorsun. Bu kompozisyonlar için binlerce, on binlerce eskiz çalıştım. Günlerce, saatlerce, her gün 15-20 tane etüt yaptım. Talebeler biliyor. Onlar gelene kadar ben 20 tane resim çiziyordum, antrenman yapıyordum. Hani şimdi bu resim Amerika'da Mr. Falker mi ne, bir ismini tam unuttum. O almış. Bakın burada gruplamalar yapıyorum. Bir grup, ikinci grup, bir de üçüncü grup var. Yani büyük kitle, küçük kitle, daha küçük kitle. Gruplamalar arasında bir bölmeler yapıyorum. Yine aynı şekilde ritim yukarıda, sarıklarda, atlarda olsun, ayaklarda. Yine aynı ritim düşüncesi burada da var. Bu yağlı boya tablolar bunlar. Geçebilirsin. Evet. Bu tabloda da bu net çıkmamış bu tablo ama göz noktası olarak bu figür seçilmiş, bu ikisi. Burada başka bir grup var. Şurada bir boşluk yapılmış. Arkada bir beyazlık konulmuş. Burada da bir parça grup var. Yine gruplama, tabloda gruplamalar. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece göz noktaları var. Evet, geçebiliriz. Bu da Hollanda'da bu tablo. Yine bakın burada bir grup. Ağırlık noktası olarak seçilmiş. Burada ikinci bir grup var. Burada da tek bir figür var. Burada yine mihverler, mızraklar, atların ayakları ve figürlerdeki renkler ayrı ayrı ritim oluşturuyor. Bu da yine altın orana göre yapılmış bir tablo. Evet. Hollanda'da özel koleksiyonda, kimde olduğunu bilmiyorum. Bunun da kimde olduğunu bilmiyorum. Yabancı bir turist almış. Bu tabloya daha yeni başlamıştım. Böyle henüz lekeleri belirtmiştim ki turist elimden aldı onu. Bu bitmiş dedi, daha başka bir şey yapmana gerek yok. Burada, bakın burada bir üçgen kompozisyon var. Bir üçgen, ikinci bir üçgen. Yine bakın şu yana bir hareket var. Bir, iki, şurada bir tek figürlü bir kompozisyon daha var. Yani üçgende, iki üçgende bir kompozisyon bu. Evet. Bu daha taze, yeni başlamış. Yani 20 dakikalık bir çalışmada o tabloyu elimden aldı. İşte zaten bunlar saniyelik çalışmalar. Konsantre oluyorsunuz. 5 dakikada, 6 dakikada, 10 dakikada bitmesi gerekiyor. Taptaze bitmesi gerekiyor. Çünkü daha uzun süreli çalışsanız bunu ezersiniz. Yani bu tazelik kalmaz. O andaki şeyden, içinizden gelen duyguyla anlık bir çalışma. Bunda konsantrasyon tam oluyor. Çünkü bu fırça darbelerini bir daha değiştirme şansınız yok. Bu tarz bir çalışmada bunu silip bir daha değiştireyim, kazıyayım diye bir şey yapamazsınız. Bir kere vurduğunuzu 12'den vurmanız lazım. Onun için tam konsantrasyon gerekiyor. Tam konsantre olduğunuz anda elinden taze olarak ne çıktıysa odur. Bunu tabii böyle büyük tablolar için binlerce kompozisyon yapıyorsunuz. Demin gördüğünüz tablonun mesela ikili, üçlü çalışmalarından böyle tek tek çalışıyorsunuz. Sonra gruplamayı bir araya getirerek yapıyorsunuz. Burada bir av sahnesi var. Şahinlerle ava giden Osmanlı atlıları var. Burada arka arkaya ritim yapıyorlar. Burada bir düşünce. Aynı tarzda bir çalışma. Evet, geçebiliyorsun. Yine o ikili arka arkaya gidişi gösteren, derinliği gösteren yani. Evet. Bir tabloyu işte bir seriyi yapmak için on binlerce çalışma yapıyorsunuz. Sonradan bir bütün oluyor. Şimdi bu detaylar, şeyleri, parçaları görüyorsunuz. Sonra işte tablolar nasıl oluştuğu size fikir olarak verecek. O tablolardaki gruplardan bir deneme, ikili, üçlü, dörtlü falan denemeler yapıyorsunuz.
Bakın burada enteresan, bu Berlin'de bu tablo. Fonunda her türlü yazı, şarkıya ait doğulu bir ressam olarak neler aklınızdan geçiyorsa fona işliyorsunuz. Onun üzerinde bakın bir minyatürün şeyi var. Minyatür tarzında bir çalışma var. Yani minyatür anlayışına yeni bir fikir sokmak, yeni bir düşünce getirmek için. Yani minyatürde böyle bir şey düşünülmemiş ama ben yani minyatürde yeni olarak neler yapılabilir diye, minyatürde nasıl çıkışlar yapılabilir diye bir düşünce geliştiriyorsunuz. Böyle bir kompozisyon oluştu. Burada son derece bir Orta Asyalı, yani şarklı doğulu bir ressamın yapabileceği bir titizlikte çalışılmış bir at figürleri var. Ve savaşçı figürleri var. Bu siyahlar birer leke oluşturuyor. Beyaz zemin üzerinde. Tablonun orijinali Berlin'de. Malzeme, çok farklı malzeme kullanılmış. Öyle yani dümdüz bir kağıt falan değil. Fonun kendisi ayrı bir çalışma ya. Yani bu fon zenginliği var. Ben resmin önüne ne kadar değer veriliyorsa fona da o kadar değer verilmesini söylemişimdir talebelere. Bakın burada böyle bir resimde yine aynı şekilde minyatür tarzında yapılmış bir Romalı askerle bir İslam savaşçısı. Fona bakın, süsleme elemanları kullanılmış. Burada da yine çağdaş bazı elemanlar kullanılmış. Burada da işte sulu boya tekniğinde bir minyatüre benzer bir çalışma yapılmış. Bu tür bir kompozisyon anlayışı, bugünkü minyatürcülerimizde böyle bir değişiklik aramak yok. Ben işte hani beni geleneksel sanata karşı bir düşman olarak görülüyorum da öyle değil. Yani mesele, ben demek istiyorum ki bir yenilik getirmek lazım. Yenilikten yana olduğumu, sanatın var olabilmesi için yeniliğin üzerine oturtulması şart olduğunu söylüyorum. Evet. Yani bir minyatür ressamı bugün buraya yazı sokamaz. Böyle bir süslemeyi sokmayı düşünemiyor. Evet. Bir örnek olarak, işte bir örnek, başka örnekler var. Biz bak, binlerce örnek var. Böyle bir çalışma. Bakın şurada da iki figür. Şöylesine soyut bir fon. Son derece modern bir resim. Tarihle yeniliği burada iç içe olarak işliyor. Gelecek kuşaklara bir örnek olsun diye, bir model olsun diye böyle bir çalışma gerçekleştirdim. Bu tarzları ben talebelerimin hepsine öğrettim, hepsine gösterdim. Onların yanında yapıyorum bu çalışmayı. Herkes görüyor. Böyle bir nimet bulunmaz. Akademide bir profesör ayda bir uğruyor, bakıyor. İşte bu olmamış, tamam, geçip gidiyor. Ondan sonra kendi işine bakıyor. Bir daha neden olmamış, niye olmamış diye bir hatayı düzeltmiyor. Bakın şurada işte hani minyatürdeki yedi tepenin arkasında bir figür falan. Ama burada bir bakıyorsunuz son derece modern, çağdaş bir kompozisyon içinde bir figürü koyuyorsunuz. Yani minyatür anlayışına başka bir düşünce getirmek. Minyatürde biliyorsunuz tablo içinde tablo var. Yedi tepenin arkasındaki bir konuyu yaklaştırıp anlatabiliyor. Anlatım gücü var. Bakın burada da yine süsleme elemanları kullanılmış. Şuradan giriş yapan iki figür var. Burada da bu tarafa doğru geçen yaralanmış bir figür bu tarafa doğru gidip çıkış yapıyor. Ama bu bölgelere başka türlü elemanlar sokulmuş. Yani dokuyu zenginleştirmek, çağa göre bir takım elemanlar koyup yeni fikirler, yeni imajlar verebilmek için, yeni düşünceler geliştirebilmek için böyle kompozisyonlar yapma ihtiyacını olur. Şuraya tepeye bir bakıyorsun, fona bir süsleme elemanını koymuş. Gerçekten çizilmiş, orijinal bir desen o. Şaka değil yani. Yine demin yaptığım, onlarda ellerinde şahinler vardı, bunlarda yok. Ama pastel bir çalışma bu. Şurada bir Akıncı grubu var. Burada İslami bazı şeyler var, sancak tipinde yazılar var. Burada da bir sembolik olarak bir sinema afişi gibi bir portre var.
Afgan mücahitlerinin zamanında yapılmış bir tablo bu. O zaman Afgan mücahitlerinden bayağı etkilenmiştim o zamanki kompozisyonlarımda. Beyaz bir fon üzerinde yapılmış, yağlı boya bir çalışma. Şu anda bu Londra'da çok Victoria House, Victoria evi olan bir çok zengin bir gencin evinde asılıyor. Bakın böyle yazılı bir form. İçinde yazılar var, sancaklar var, böyle elemanlar var, portre var. Yani böyle bir kompozisyonu düşünmek bir fotoğraf makinesinin yapabileceği bir şey değil. Bunun için düşünmek lazım. Efendim? Yazın ya bir şey yazdığı önemli değil. Sadece eleman şey olarak kullanmışım. Yani böyle bir fikir olabilir diye. Ben fikir üretiyorum sürekli yani. Geçebilirsin. Ama sen anlama gelen bir şey de işleyebilirsin yani. Ama ben talebe yetiştirdiğim için zamanında o talebelere fikir olsun diye, gelecek kuşaklara bir ufuk açılsın diye devamlı deneme yaptım. Bu da yine Sultan'ın Afganistan Seferi isimli o zaman Afganistan'da savaş vardı. O zaman eğer bir sultan olsaydı Afganistan Seferi yapardı diye bir düşünce geliştirip o zaman düşünülmüş bir kompozisyon. Zamana göre düşünmek lazım. Her şeyi zamana göre düşünmek lazım. Bizim gençlerin en büyük hatası kendi zamanlarının farkında olup geçmiş zamanın da olmayan şeyleri düşünemiyorlar. Cep telefonu yoktu, televizyon yoktu. Ama şimdi bu gençlere televizyon yoktu deyince olur mu öyle şey? Elektrik yoktu bir zamanlar. Şuradan 100-200 sene evvel elektrik yoktu. Ya ondan sonra uçak yoktu. Bugün 50 marka, 100 marka bir memleketten bir başka yere hemen 100 euroya uçabiliyorsunuz. Yani böyle bir imkan yoktu. Haberleşme diye bir şey yoktu. 6 ayda bir haber geliyordu. Bugün günlük olarak haberde kaç kişi şehit olmuş ne diye hemen televizyonda seyredebiliyorsun. O zaman benim yaşadığım zamanda yaşamış olsaydınız bu haberi siz 6 ay sonra ancak duyardınız. Neler dönüyor, neler oluyor dünyada anlayamazdınız. Öyle düşünmek lazım. 19. yüzyılda sanayi devrimi yapılmış. Bizim Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp parçalanmış. 20 milyon kilometre karesi olan bir memleket 700 bin ne düşmüş. Kaç milyon nüfustan 13 bin kişiye düşmüş, 13 milyona. Bunları düşünmek lazım. Hudutlar neredeyken nereye gelmiş, neler yaşanmış, bu yaşam niçin çökmüşüz, neden sebeple bu imparatorluk nasıl parçalanmış, en büyük etken kültür etkilerinden, kültürel etkilerden, Önce fikir olarak biz bozulmuşuz, ondan sonra geriye gitmişiz. 19. yüzyılda dünya sanayileşirken bizimkiler Dolmabahçe Sarayı'nın tavanlarını altınla kaplamaya uğraşmış. Ya bir dikiş makinesi icat etmemiş. Toplu iğneyi bugün halen daha Çin'den satın alıyoruz. Kancalı iğne üretmemişiz. Bir dikiş makinesi yapmamışız, ütü yapmamışız. Bu cep telefonlarınız hep yurt dışından geliyor. Bir araba, bir motor icat etmemişiz. Fabrika kurmamışız. 20. yüzyıl ya girerken girişte bütün dünya üretime geçiyor. Fabrikalar mal üretiyor ve pazarlıyorlar. Bunun için pazarlar arıyorlar. Reklam çılgınlığı artmış. Mal putlaşmış, kutsallaşmış. Endüstri fuarlarına bütün millet mal için hücum etmiş. Yani kutsal bir Kabe ziyareti gibi, hac ziyareti gibi mal fuarlarına insanlar hücum ediyorlar. İnsanlar malı kutsallaştırmışlar, putlaştırmışlar, mala tapar olmuşlar. Mal hegemonyasını insanlar üzerinde kurmuş. Makineleşme çağa girmiş. Dokuma makineleri, bilmem ne makineleri üretmişler. Her türlü makineyi, motor sanayini bilmem neyi geliştirirken bizimkiler beklemişler. Onlar her türlü savaş sanayini, bilmem gemilerini düşünün ki daha önce böyle şimdiki gibi uçak yoktu diyorum. Gemiler buharla çalışıyordu. Ondan evvel kürekle çekiyorlardı o gemileri, yelkenliler şey yapıyordu. Yani o savaş gemileri yelkenlerle çalışıyordu.
Ona göre düşünmek lazım. Yani içimizde yaşadığımız çağla bundan 100 sene evvelki çağı mukayese etmek gerekiyor. Bu çökmenin sebeplerini biz bir kere yeni tarihimiz bir dağılma tarihi, çözülme tarihi, çöküş tarihi. Yani bir şey yeniden doğuş tarihi değil yani. İmparatorluk çökmüş, çöküşün tarihi var. Neden çökmüşüz? Neden bunların sebepleri tabii daha önceki derslerimizde de anlattım ben. Yani kültürel emperyalizmi önce beyin olarak biz Fransız kültürünü benimsemişiz, Frank kültürünü benimsemişiz. Frank kültürünün benimsenmesiyle onlara olan hayranlığımızla bütün Frank kültürünü Atatürk'teyken Türk modası Paris'te, Fransa'da Türk modası varken her şey tersine dönmüş. Atatürk'e olan moda Alafranga'ya dönmüş. Hani Alafranga demek Frank kültürü demek. Frank kültürünü Osmanlı İmparatorluğu'na hakim kılmışız. Osmanlı İmparatorluğu Fransa'ya hayranlığından dolayı çocuklarını yetiştirmek için mürebbiyeler, Hristiyan mürebbiyeler getirmiş. İşte piyano çalmasını öğretmişler, bilmem dans etmesini öğretmişler. Osmanlı çözülmüş. Bu çözülmenin sonunda, bu hayranlığın sonunda imparatorluk yok olmuş. İşte kültür emperyalizminin etkilerini anlattım daha önce bunu. Yine tekrar edeyim. Böyle bir tarih düşmanlığı başlamış. Fransız hayranlığına hayran. Bugün de hala daha mandacı zihniyette olanlar, hala daha yabancı kültürü benimseyenler, onlar gibi olmamız, onlar içinde erimemizi isteyen milyonlarca hain var. Yani memleketin belki %40'ı oylama yapsan Batı kültürünü tercih edecek, onlardan olmayı tercih edecek. Böyle bir zihniyet var memlekette. Yani Batı kültürü gerçekten bizim içimize öyle bir yerleşmiş ki içimizdeki hainlerin çokluğundan belli. O kadar çok hain var içimizde. Bu hainler gidiyorlar, yabancı emperyalist güçlerle anlaşabiliyorlar. Onların bizim memleketimiz üzerinde hakimiyet kurmalarını istiyorlar gönülden. O zaman da işte Frank kültürüne hayran olanlar, Frank kültürüne hayran olanlar mandacı bir zihniyetle o zaman da aynı şeyi yapmışlar. Mesela Abdülhamid'i tahttan indirmişler. Başka şeyler çevirmişler, Jön Türkler. Faaliyet göstermişler. Bu mesela savaşa giden bir figür olarak böyle binlerce bu cirit oyununu konu almış. Hocam az önce söylediklerinizden yola çıkarak bir soru sorsam. Sor. Şimdi bazı mesela sanatçılar gündelik siyasetle ilgili yorum yaptıklarında, bir açıklama yaptıklarında bazı insanlar da diyorlar ki tepki gösterip işte sanatçının siyasetle işi olmaz. Olur mu canım? Sanat siyasetle ilgili ya. Sanat siyasetin dışında olmaz. Zaten bir insan da siyasetin dışında olmaz. Zamanında bir hoca bir talebeyi yetiştiriyormuş. Talebesi demiş ki ben hocam yetiştim ben gidip artık vaaz vereceğim demiş. Hocam şey evladım demiş biraz siyaset öğren, siyaset ilmini tahsil et öyle git demiş. Yok demiş ben yeterliyim artık yetiyorum kendi kendime benim bir gidip vaaz vereyim demiş artık. Bir köye gitmiş bakmış ki herkes namaza ayakkabıyla giriyor. Ya demiş hoca ne oluyor demiş ya. Bu millet ayakkabıyla giriyor. Evladım ben demiş ben ayakkabıyla soktum. Sen demiş çorap ayakkabısı sokmaya çalış. Bu insanlar hiç camiye gelmiyordu şimdiye kadar. Şimdi ayakkabıyla geliyorlar. Olur mu demiş bu sinirlenmiş şeye çıkmış. Bağırmış çağırmış. Hiç cemaat kalmamış. Ondan sonra tekrar öbür hoca çıkmış. Demiş ki evlatlarım gelin işte ayakkabıyla girin bunu dinlemeyin filan. Bunu güzel bir dönmüşler. Tekrar geri dönmüş bu. Hocam demedim mi evladım demiş sana siyaset öğren öyle git. Tamam demiş bu sefer siyaset öğrenmiş gitmiş. Tekrar aynı köye gitmiş. Demiş ki sizin hocanız şöyle böyle mübarek bir insan. Böyle çok değerli bir insan. Bunun sakalından bir kılalanın yeri cennettir, şöyledir, böyledir diye vaaz vermiş o ayakkabıyla giren millete.
Bu sefer herkes bu hocanın sakalından bir kıl alalım diye yatırmışlar hocayı. Hepsi bir tane kıl, sakalından bir kıl koparmış. İşte siyaset böyle bir şey. Şimdi dünyada dönen siyasetleri biz siyasetçi olmadığımız için iyice kavrayamıyoruz. Ama sanatkar duygularıyla hareket eden bir insan olarak, yani sanatkar milleti etkiler, millet de sanatını etkiler. Milletin içinde açlık, sefalet, adaletsizlik, sömürü, bilmem ne varsa, savaş varsa ondan sanatkarın etkilenmemesi mümkün değil. Onun için mesela sanat kendi içinde devrimci olması gerekiyor. Yani yenilikçi olmak anlamına geliyor. Ama komünistler bunu nasıl anladılar? Devrimci sanat deyince orak çekiç, Lenin'in resimlerini yapmak olarak algıladılar. Başka propaganda şeyini seçtiler. Sanatın kendi devrimini düşünmediler. Ve ideolojik olarak, zaten çağımızda sanat ideolojik olarak bölünmüş, parçalanmış. Karşılık bulmadı çünkü o zamanlar şöyle düşünüyorlardı, yakında iki gün sonra yakında bizimkiler gelecek diyorlardı, yani Moskova'dan gelecekler, işte Türkiye'de komünizm rejimi olacak diye toplumsal gerçekçi diye ta Maltepe Belediyesi bir sürü sanatkarları şey yaptı, biriktirdi, hepsi hazırlık yaptı, ona göre hazırlanmıştı her şey. Toplumcu gerçekçi diye bir sürü akademide hocalar türedi. Neşet Günal hepsini örgütledi akademide mesela bunları. Şimdi o Mahir bilmem ne, Neşe Doklar filan bunlar, yani o zamanki işte Balaban piyasadan da hiç akademi tahsili görmeyen sanatkarları ürettiler. Abidin Dino'lar bilmem işte Nazım Hikmet'ler şunlar bunlar. O zamanki komünizm ideolojinin Türkiye'de öncüleri olacaklardı, Sebahattin Ali'ler filan. Ama bu tutmadığı için şimdi o heyecanları döndü. Zaten komünistlerin çoğu, hepsi kapitalist oldu. Artık mücadele etmekten vazgeçtiler. Anladılar, onlar da parayı çok sevdi artık. Sömürücü olmayı tercih ettiler. Sömürülerinden yanaydılar, sömürücü oldular. Yani onlar açlık sefaletini, açlık ve yoksulluk şeyini, sloganını, işte toplum için sanat diye bir slogan benimseyerek sefalet sanatkarları oldular. Yani sefaletin temsilcileri oldular. İşte gebermiş katırları, kaburgaları çıkmış hayvanları filan, insanlar aç filan, çöplük şeyini tanıttılar bütün dünyaya. İşte bizi böyle açlık çekiyoruz, böyle sefalet çekiyoruz, işte katırlarımız böyle ölüyor filan diye bu edebiyatları yaptılar. Neşet Günal mesela şu el ölçüsü buna göre altın orandır. Şuradan şuraya, buradan buraya olan ölçü altın oran. Ama Neşet Günal bunu şunun ölçüsünde yapıyordu. Yani bir ayak yapıyordu, kocaman 50 santimetre ayak. Eller neymiş efendim, çalışan insanların elleri büyüyormuş diye. Böyle felsefe mi olur yani? Ama yani Türk tarihinde, sanat tarihinde bu şimdi önemli bir noktada yani. Bizim profesörlerden. Hocam dedim, senin ellerin niçin büyük değil? Bir gün. Hocam senin ellerin niye büyümüyor? Bu çalışan insanların elini 50 santim yapıyorsun ya. Senin elin niçin küçük böyle nazır? Yani baksana, hiç diken batmamış senin elin. Ben de o zaman köyden gelmiş insanım. Kabarcıklarım hep parmakta, bir boğumda kabarcık var. Hocam diyorum, şu kabarcıklı ellere bak. Senin ellerine bir bak. Allah Allah. Hiç hayatında yani sefalet çekmemiş yerin altına. Yerin altındakilerin halinden, yerin üstündekilerin hali, yerin üstündekiler anlamaz yerin altındakilerin durumunu. O sefalet çekenlerin durumunu, o zengin olanlar gömme banyosunda bunu anlayabilirler mi? Anlayamazlar. Böyle bir suni yapmacık bir anlayış var. Yani toplumcu, halkçı, işte sömürülenden yana bir tavır alarak çalışma türü yürütmek propaganda için yapılan bir şey. Bunu yürüten sanatkarların hepsi zengin. Hiç sıkıntı çekmemiş. Hayatında eline diken batmamış insanlar. Bir de bakıyorsun sefalet resimleri yapıyor. Hocam dedim, senin ellerin niye uzamıyor hiç? Niye ayakların büyümüyor? Çünkü sen yalancılıktan bunu yapıyorsun. Yani yalandan. Gerçekse niye senin ellerin büyümüyor? Yani 50 santimetre el mi olur? Şuradan şuraya olan uzaklıkla buradan buraya olan uzaklık altın orana göre belli. 1.618.
Sen bunu nasıl yapıyorsun da yani iki misli el yapıyorsun? Şunu, şuranın uzunluğu kadar el yapıyorsun. İşte bu biz Tuna Nehri'ni geçerken diye bir kompozisyon bu. Bu tablo İtalya'da. Burada bu üçgenlerin kompozisyon şeylerini görüyorsunuz, ritimlerini, sarıkların ayrı ritmi var. Bu da demin anlattığım gibi bir figürün fon içinde bir minyatür anlayışından neler getirilebileceğini düşüncesiyle yapılmış bir çalışma. Yani kusura bakmayın, bugün tam bir tek seriyi anlatıyorum. Diğer serileri daha önce mesela başka bir seriyi anlattım. Onlar da bunlarla hiç ilgisi yok. Bu bir tek konu üzerinde yoğunlaşıp senelerce yaptığım bir düşüncenin ürünleri. Bir tek konu üzerinde. Geçen seferki konular başkaydı. Gençlik dönemi tabiat etütleri vardı, tabiat manzaraları vardı, Anadolu manzaraları vardı, Anadolu insanları vardı. Şimdi de tarihi bir konuyu anlatıyorum bugünkü programda. Atmaca getirdim, başımıza bela oldu. En sonunda turist bir defterime yazı yazmış. Senin gibi bir ressama bunu yakıştıramıyorum diye serbest bıraktık, uçurduk. Birisi aldı. Hamamın tepesine kondu, ondan sonra Gülhane Parkı'na doğru uçtu. Bu tablo da Amerika'da. Bu Türkiye'deki bir Musevi vatandaşta, Victor Benbasat. Bulunuyor bu tablo. Bu tablo zaten nerede olduğunu bilmiyorum. Hepsinin yeri başka bir ülkede, değişik ülkelerde. Ama bakın buraya yazılar sokuşturdum. Minyatür düşüncesi üzerinde başka çeşitli, ne gibi çeşitlemeler olur zamana göre. Şimdi bu figürler çağdaş zamanımıza göre figürler olup böyle şeylerde kullanılsa o zaman çağdaş bir minyatür anlayışı olacak. Yani minyatür bir gelenekten geleneğe geleneğin üstüne varıp gelenekten bir yol açmak, geleneği bir yerden delmek ve gelenekten çıkış yapmak için bu tür zorlamalar getiriyorum. Yani düşünerek böyle bir çalışma geliştiriyorum. Burada tabii tabiattan etüt edilmiş bir desen var. Ama desenin etrafında böyle bir şey yapmak, böyle fikirler geliştirmek ayrı bir şey. Hala daha dünyada fabrikalar mal üretiyor. Mal kutsallaştı, mal putlaştı. Yani herkesin, dedim ya daha önceki şeyde, kalp insanın Allah'ın nazargahıdır, Allah'ın evidir yani. Kim birinin kalbini yıkarsa Allah'ın evini yıkmış olur. Bu da yine Henry Victor Benbasat'ta. Mal sevgisi, dünyasıyla dolu bir kalbe Allah'ın nuru girmez. Yani güzel ilhamlar, güzel fikirler, yeni fikirler gelmesi için kalbimizi temizlememiz gerekiyor. Allah demiştim ki günde kulunun kalbine 70 sefer bakar. Bakar ki kulumun kalbinde bir kulumun bu İspanya'da, şey Finlandiya'da bu tablo. Bu bakar ki kulumun kalbinde ben var mıyım diye. Bakar ki kulun kalbine bir kanepe yerleşmiş, bir tane Mercedes yerleşmiş, bir apartman yerleşmiş. Bir tane sarışın biri Dilber yerleşmiş. Kalpte ne varsa, neyin sevgisi varsa bizim putumuz o oluyor. Mal sevgisi, dünya sevgisi insanın putu oluyor. Eğer kalplerimizi bu putlardan temizlemezsek yeni ilhamlar, güzel fikirler gelmez. Güzel fikirlerin doğması için bu çöp tenekesine dönmüş olan kalbimizi temizlememiz gerekiyor. Yani genç kuşak İslam sanatçıları için bu çok önemli. Yani yeni ilhamlar, güzel ilhamlar alabilmek için kalbin parlatılması lazım.
boş bırakılması lazım. Başka sevgiyi yerleştirmemek lazım. Görüyorsunuz burada böyle kompozisyonlar düşünülmüş, araştırmalar. Bunlar bir günlük, iki günlük işler, işte 15 senelik bir zaman zarfında yapılan çalışmalar. Bakıyorsunuz burada. Gerçi ben o dönemde yaşamamışım. Benim hayalimden ürettiğim şeyler. Yani bir insan, demin dedim ya, 21. yüzyılda yaşayan bir ressamın yelkenliler üzerinde nasıl çalışması şey oluyorsa, bu da aynı şey, tarihi bir şey. Ama ben işte bu tarihe bu kadar önem vermişim, zaman ayırmışım, düşünceler geliştirmişim. Şimdi bu tablolar, bunlar bir kompozisyon, yağlı boya tablonun için yapılmış tasarım, eskizlerin birer denemesi. Bunları daha sonra yağlı boyalarda kullandım ben. Bu düşünceleri. Bunları geliştirerek tabloda kullandım. Tabloda da fonda ayrı bir zenginlik yaptım. Ona göre şeyler ürettim. Hayal gücünün ürettiği tiplemeler, düşünceler. Evet, bu Belçika'da bu tablo. Şurada büyük bir kitle var. Burada yine çift gruplu bir kompozisyon. Ama burada figürlerin üzerindeki parçaların, renklerin ayrı ayrı dizilişleri, buradaki atların siyah bölümleri ayrı bir kompozisyon oluşturuyor. Yine üçgen kompozisyon, bir üçgen, iki, üç üçgenden oluşan bir tablo bu. Üç gruplu. Şuradan böyle bakın, bir üçgen kesinlikle gözüküyor, ikinci üçgen böyle gözüküyor, üçüncü üçgen de böyle gözüküyor. Üç tane üçgenin kesişmesinden oluşan bir kompozisyon. Tablonun orijinali Belçika'da. Bu tablo bende duruyor halen daha, satılmamış. Fonu değişik malzemelerden, kumaşlardan, derilerden yapılmış bir fon. O fon üzerinde bir yağlı boya çalışma. Evet. Gördüğünüz gibi, bakın burada fon en az tablonun kendisi kadar önemli. Fona ne kadar değer veriyorsam öne de o kadar değer veriyor. Demin gördüğünüz kompozisyonları bakın, yağlı boya tabloda, tablonun kendisinde kullanmışım. Üç gruplu bir kompozisyon, paralel. Son derece zengin, ton zenginliği içinde bir fon. O fonla öndeki figürler zaman zaman iç içe geçmiş. Mesela fondaki mavi atların figürlerin üzerine geçmiş. Burada bir naturalist bir çalışma, fotoğrafik bir çalışma yok. Tamamen farklı, zengin, minyatürden etkilenerek meydana gelmiş yepyeni bir kompozisyon. Son derece modern ama konu tarihi. Burada bu tablonun kendisi Almanya'da. Brigitte mi? Bu tablo Sirkeci'de bir yerde çalışıyordum da bir Yahudi gelmişti ya, benim 22 tane tablomu satın aldım. O galeriyi tutabilmek için 2 senelik peşin verdim ya. İşte bir tablolardan bir tanesi bu onda, Victor'da. Henry Victor Benbassat, Medtech şirketinin sahibi. Aşağı yukarı 3 katlı olduğu gibi benim tablolarımla süslemiştir. Duruyor mu? Onda duruyor yani. Yalnız beni meşhur etmek için epey uğraştı ama birçok tavizler istedi benden. Boğaz'da içki şeylerine davet etti, bilmem ne. Ya işte ya beceremedik, medyatik olamadığımız için. Yine bu aynı altın kurala göre, bu sisteme göre yapılmış bir kompozisyondur. Üçgen bir kompozisyon. Evet, geçebilirsin. Bunlar eskizler. Geç, buna benzer gördük. Eskizde bu papirüs kağıdı üzerinde çizilmiş bir, kömürle çizilmiş bir desen. Bunu şeyler, MHP'liler satın alıp Türkeş'e hediye ettiler o zaman. Alparslan Türkeş'e. Siz de vardınız herhalde. Ankara Konrad Oteli'nde bir sergi açtı.
Ha, sergi açtık, siz de gitmiştiniz. Ha, Türk Kurultayı'nda bir sergi açıldı. O zaman hediye etmişlerdi ona. Konrad Oteli'nde mi? Burada da oldu. Bakın burada savaş oyunları yapan bir Yeniçeri grubu. Burada da Akın Halindeki bir grup. Bakın hep değişiklik aradım ve değişiklik getirmek için uğraştım. Benim yapabileceğim bu kadar. Bundan sonrakiler başka şeyler yapsınlar. Herhalde İsmail bir galeri açacak. Bütün sanatçılar oraya toplayacak. Evet, bu resim nerede? Bu resim mimar bir arkadaşın evinde asılıyor. Erol Şalıkoğlu'nda. Ona düğün hediyesi yapmışım. Bu bir yerde bir şamanizm bir resim. Yani Hunlarla ilgili, Hunların mitolojik şeyleriyle ilgili, Orta Asya mitolojisiyle ilgili figürler böyle bir fon üzerinde düşünülmüş. Hun sanatıyla ilgili figürler, mitolojik figürler, ama ben bunu tabii bir mağara atmosferinde, mağara duvarı gibi düşünün bu fonu. O fon üzerinde böyle bir, hani demin yapmış olduğum atlı kompozisyonların benzeri bir çalışma. Tabii bu tarzdan, o deminki şeyden bir talebemiz, ondan etkilenerek bütün sanat şeyini o yöne yönlendirdi. Sadece o tarz çalışıyor. Bu da ilginç bir şey. Yani o deminki tablomdan o talebe ilham alarak sadece bütün düşüncesini o yöne yönlendirerek o tarz çalışmalarla meşhur oldu yani. İsim yaptı. Hani demin bir konuyu ele aldığınızda bir tane yapsanız olmaz diyordum. Çünkü bir başkası alır, sizin yaptığınıza sahip çıkar ve kendine mal eder. Halbuki ben bu tarzda 4-5 sergi açtığımda, yeni dinamizmle ilgili 5-6 sergi açtığım zaman herkes beni bu tarzda tanımış oldu. Yani beni gören o atlılarla hatırlıyordu. Daha önceki seriyi gösterdim size. O seriyi gören yine beni hatırlıyordu. Yani bir konuya damganızı vurabilmeniz için o konu üzerinde günlerce, binlerce çalışma yapmanız gerekiyor. Bir tek resim yapsanız olmaz. Bir konuyu bulduğunuz zaman onun geliştirmek için binlerce çalışma yapmak gerekiyor. Yani ömrünün bir döneminde o konu üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Şu seriden yola çıkarak... Bu bir seri. Evet. Dediğim gibi bugünkü konumuz tarihi bir dönemin açıklaması. Yani bu tarzda neler yaptığımı gösteriyorum. Önceki dersimizde başka bir dönemi anlattım. Ama bu dönemde bu konuyla ilgili neler yaptığımı anlatıyorum. Gelecek bir programda başka bir dönemi anlatacağız. Bakın böyle bir fon, son derece şeffaf, bir badana boyasıyla boyanmış dümdüz bir fon değil. Böyle bir fon insanın hayal gücünü yok eder. Hiçbir şey göremezsiniz böyle bir fonda. Böyle bir fonda hiçbir şey hayal edemezsiniz. Ama böyle şeffaf fon, eğer bu figürler olmasa ve sadece bu şeffaf fon olsa, bir yabancı bunu tablo diye satın alır hemen. Niye? Hayal kurabiliyor. Burada her şeyi hayal kurup görebilirsiniz. Bir Türk de bakınca bunu ben de yaparım der. Ya bir Türk'ü çok onu eleştirmemiz, evet. Düşünmemiz lazım Türk konusunda. Uzun bir program ister. Bakın burada bu şeffaflıkta, burada mesela bu büyük, bu küçük ama önemli değil. Yani önemli olan lekelerin orada dağılımı, şuradan yukarıdan gelenin, bu konu şeyin içindeki bu şeffaflığın, şeffaf çalışılmış fonlar, öndeki konu bütünleşmiş. Evet. Bak, demin dediğim bu, deminki kompozisyonun tuval üzerinde kumaşlarla, derilerle yapılmış bir fon üzerinde yapılmış bir çalışma. Benim dediğim o talebem sadece bunu kendine model seçti, bu tarzı. Bu tarz üzerinde kendine bir stil edindi.
Ama ben bir tane, iki tane, üç tane yaptım belki. Ama o arkadaş bütün sanat hayatı boyunca buna devam etti. Demek istediğim demin işte buydu. Yani bir deneme yapıyorsunuz. Gelecek kuşaktan bir genç sanatçı senin bu tarzını model olarak alıp bir stil geliştirebiliyor. Sizden bir sürü stil çıkar o zaman. Çıksın diye işte. Onun için uğraşıyorum, deneme yapıyorum. Bakın, talebelere diyorum ki bak, şurada bak bir kare var, bunun içinde bir resim var, bunun içinde başka resimler var. Siz de böyle bir çalışma yapıp böylesine bir kompozisyon yapabilirsiniz diye, bir düşünce geliştirebilirsiniz diye yapıyoruz. Şurada bunu bir mağara duvarı olarak düşünün. Mağara duvarı üzerine yapılmış resimler gibi düşünün. Bir sürü kompozisyonlar yapmak mümkün. Demin atlılarla o aynı örneği size gösterdim. Mesela o tabloların hiçbiri yoktur elimde. Bu da yoktur. Şimdi bizim gerçek tarihimizde olan figürler, Amerika'nın tarihi yokken kendine tarih oluşturdu. Cowboy demek inek çobanı demek. İnek çobanlığından bir tarih oluşturdu. Bizim ise gerçek tarihimizde olan şeyler var. Bir tarih oluşturamıyoruz yani. Tarihi yok etmeye çalışıyoruz ama o kadar çok geniş tarihimiz var ki yok ede ede bitiremiyoruz. Mesele burada. At kendisi dinamik bir formdur zaten. Türk filmlerindeki ata biniş sahneleri ise insanı rahatsız eder. Orada bir profesyonellik yoktur. Acemilik göze çarpar. Emanet gibi durur. Ya. Belki bizim tarihimize aittir oradaki. Evet. Tecrübe. Türk tarih at üstünde doğup at üstünde ölmek diye bir şey var. At avrat silah diye bir şey var. Atasözlerimiz var. Bugün mesela bu avarların geriye dönüp ok atma şeyini gösteriyor. Türk minyatürlerinde de var bu. Şimdi bu yine minyatür tarzında bir kompozisyon. Ama Cüneyt Akın Tarkan filmini çevirirken bu kol saatini üstünde taşıyor. İşte havada arkada uçak geçiyor. Ya. Zamana göre düşünmek gerekiyor. Demin işte örnek verdiğim buydu. Makine çağında mesela Osmanlı hiçbir makine üretmemiş demek istedim. Fotoğraf makinesini onlar icat etmiş. Bütün makineleri onlar icat etmiş. Bizim icat ettiğimiz hiçbir şey yok. Bizde her şey olumsuz olarak şey yapılıyordu ya. Hani işletme bakanlığı, öğretmen, okutmayın, öğretmeyin, oku, şey okuma kitabı. Yat uyu yat uyu. Bu politikadan dolayı hani bir icat çıkardığı zaman bizim eskilerimiz bir icat çıkardığı zaman demişler ki icat çıkarma. İcat çıkarma, başımıza iş açma. Yani icat çıkarmaya engel olmuşlar. Evet, yine aynı şekilde bir fon üzerinde bize doğru gelen bir grup atlının. Zaten bu başlı başına bir fon, kendi kendine bir zenginliği, fon zenginliğini gösteriyor. Ondan sonra üzerine koyacağınız konu, neyse. Evet. Binlerce eskiz yapmışım, on binlerce belki bu tarzdan. Yani bunlar sonradan bunları tablonun üzerinde figür olarak grup kompozisyon içinde kullanıyor. Bunlar kendi başına bir eskiz, ikili, üçlü gruplar ama bir tablonun içinde bir yerde bir parça olarak yer alıyor. 100 bin civarı mıydı hocam? Bilmem. Şu an fazla biledir belki, bilmiyorum. Picasso'nun kaçtı? 11 bin. Picasso'nun 11 bin deseni var. Ama ben senede 3000 tane çiziyordum. Bakın şimdi bu tablonun bu kompozisyonun yağlı boyası var tabii. Ya Singapur'da ya Çin'de bilmiyorum bir yere sattım.
Ben yokken satmışlar çocuklar. Ama güzel bir kompozisyon. Yani şöyle bir akın halinde. Bak üçgen bir kompozisyon. Bu tarafa doğru bir akış var. Bir sonsuzluğa doğru bir gidiş var. Rüzgar var tablonun içinde. O rüzgarı görmek lazım. Arkadan öne doğru giden grup kompozisyon. Yine burada üçgen kompozisyon var. Evet, bunun siyah beyazını demin görmüştünüz. Bu ama başarılı olmadı bence. Bu başka türlü bir tablo oldu. Orada eskizdeki siyah beyaz gücünü burada yok ettim. Nasıl oldu bilmiyorum. Burada fazla üzerine çalıştığım fonla iyice birbirine kaynaşmış oldu. Şey burada bu figürlerde bu beyaz mesela bu siyah beyazı güçlüydü o eskizin ama yağlı boyasında başka türlü oldu işte. Çok çalıştığım üzerine bozdum üst üste eriyip gitti. Tablo değişti. Ama bu da başka türlü bir şey oldu. Şey zayıfladı gibi geliyor bana. Bu resim Fransa'da. Artık bazı şairler şiirler yazıyorlardı bu tabloların altına. Yine İsmet Özel'in bu atlara ve uzaklara hayrandım dizesi. Ben mütevellit atların ve uzaklarının ressamı diyebiliriz bu seride. İşte. Tarihim benim üzerimde bırakmış olduğu imajların tablosu bunlar. Tabii bir noktada durulmaz. Bu tablonun kendisi Kanada'da. Yine bak büyük parça, küçük parça, daha küçük parça. Üç gruptan oluşmuş. Altın sarısı at. İşte altınsa buraya ışık soktum yani. Önemli değil yani. Atın sarı olması hiç önemli değil yani. Burada da mavi var fark etmez. Yani bunun ayrılması gerekiyor. Ya beyazla ayıracaksınız ya başka bir. Yani şu siyah leke, iki leke birbirinden ayrılması gerekiyor. Oraya bir ışık sokmak lazım. Grubu, gruplamayı birbirinden ayırmak için oraya sarışı sokmuşuz. Bu tabloda bende duruyor. Ama burada ışık olarak kaybediyor. Birçok renklerini kaybediyor. Yani fosil gibi duruyor bu tablolar. Orijinalleri böyle değil yani. Size şey verebilirim ben. Oradaki o renkler buradaki gibi değil. Burada her şey erimiş. Işık da solmuş. Şimdi fosil gibi duruyor bana burada, öyle gözüküyor. Tabloların orijinalleri öyle değil. Şu gördüğünüz boyalarda yarım santimetre varan kabarıklık var, boya var, kalın. Bıçakla yapılmış bu tablo. İşte kompozisyon fikri burada. Başka türlü bir kompozisyon anlayışı. Bundan, buna benzer yine buradan bu kompozisyondan etkilenerek yine başka bir yağlı boya tablom var. Bu tablonun nerede olduğunu bilmiyorum ama bakın öne doğru gelen bir Moğol ordusu gibi insanın üstüne gelen bir kompozisyon. Size doğru gelen. Bu resmin yağlı boyasını yaptım. Bunun kompozisyonun orijinali şeyde Boston'da, Amerika'da bir fizik profesörü satın aldı üniversiteden. Bakın demin o gördüğünüz desenin burada bir yağlı boyası, burada da bir tek figür var. Hani o desenleri ben kompozisyon için eleman olarak kullanıyorum demiştim. Bakın daha önce siyah beyazını çizdiğim bir desenin burada yağlı boya kompozisyonu var. Burada da ayrı bir figür var. Tabii bu gözü bu çekiyor tabii en başta, sonra orası. Evet. Bu resim Fransa'da. Yeni Doğan Belediyesi bunu satın alıp Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için aldılar.
Pendik'teki konuşmasında Tayyip Erdoğan tutuklandı, ona hediye edemediler. Ne yaptılar bilmiyorum. Sonra işte AKP'nin Fatih ilçesinde asıldığını söylediler bana. Tablo kayıp, nerede olduğu belli değil. Bu Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye nasihati Osmanlıca olarak bunun fonuna yazılmış. Tablonun ismi zaten Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye nasihatini anlatıyor. Arkadaki süsleme elemanlarının arasına o Osmanlıca olarak o nasihat yazılmış. Yani bir yağlı boya bir tabloda bir süsleme elemanını, bir yazıyı kullanabileceğimizi anlatma bakımından, kompozisyon bakımından gelecek nesiller için bir örnek. Evet. Hı? Arapça yazı, Arapça yazı de Osmanlıca bu. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye olan nasihati Osmanlıca. O Osmanlıca yazı ben bu şeyin arasına serpiştirdim. Yazı yazılmış Osmanlıca. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye nasihati Osmanlıca yazılmış. Ben bunu yağlı boyanın içinde kendim yazıyorum. Tabii canım, bir tablonun ikinci bir sanatçısı olmaz. Yani ya biri, seyirciden biri geliyor diyor ki bana, bu tabloyu sen mi yaptın? Sen mi yaptın diyor. Evet diyorum. Elinle mi yaptın? Evet diyorum. Ayakla yaptım. Ayakla yaptım deyince o zaman anlıyor. Elle yaptığımı o zaman anlıyor. Yoksa bir türlü anlamıyor. Ya diyorum, ne demek istiyor? Ayağım da yaptım diyorum. Ha diyor, o zaman tamam. O zaman anlıyor. Elimle yaptım diyorum. Tablonun ikinci, bir eserin iki tane sanatçısı olmaz. Bunun örneğini verdim. Ya tamam, bunun örneğini önceki dersimizde üzerine baskı yapıyorlar, onun üzerine müdahale ediyorlar. Ha, tamam, o olur ama bu sefer müdahale edenin fikri önü plana çıkıyor. Bunun örneğini geçen sefer verdim ben. Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin, bizim atölyenin bir geleneği var. Bizim hocanın, yani o atölyenin senelerden beri süregelen bir geleneği var. Ortak bir tablo var, tuval var. Her mezun olmadan evvel her talebe o tuvalın üzerinde bir çalışma yapması gerekiyor, bırakması da gerekiyor. Sizden önceki yapmış olan talebenin çalışmalarından bazı renkler, parçalar, tonlar, bir şeyler kalıyor. Sen onun üzerine kendi düşünceni, kendi fikrini resmediyorsun. Zaten her ressam kendi fikrini resmeder. Başkasının fikrini resmedemez. Kendi görüşünü tabloya aktarır. İkinci bir ressam aynı tablonun üzerinde beraber çalışsa bu sefer fikir kargaşası oluşur. Yani bu iki tane Allah'ın olmayacağını gösteriyor. Biri yıldırım yağdırmak ister, biri güneşi şey yapmak ister, savaş çıkar. Yani sanat da aynı böyle bir şey. Tek kişi kendi fikri neyse öncekinden istifade edebilir, onun renklerini kullanabilir, onun parçalarından istifade eder ama kendi fikrini üstüne koyar. İki tane bir resmin iki tane ressamı olmaz ama bir başkasının resminde çalışmak çok zevkli bir şey, o da var. O bir fikir üretmiş, sen ondan ilham alıp kendin fikrini üstüne monte edebiliyorsun. Zaten bu sanatın gelişmesinde çok önemli bir şey. Daha önce, senden önce sanat tarihinde yapılmış olan sanatkarların kompozisyonlarından, renklerinden istifade ederek sen kendi fikrini o kompozisyonun, o kurgunun üzerine yeniden bir kurgu yaparak yeni bir tablo yapabiliyorsunuz. Bu böylece bütün sanat tarihi boyunca birçok sanatkar başka sanatkarlardan etkilenmiş. Hiç kimse kendinden başlamıyor. Yani kendinden önceki sanatkarlardan yararlanabilmek lazım ve yararlanılıyor. Bu tabloyu rüyada gördüm ben. Ertesi günde bunun resmini yaptım. Denizin dalgalarından bana doğru atlılar geliyordu. Hemen dedim yapayım. Denizden atlılar geliyor. Öne doğru. Bazı tablolar rüyada gözüküyor. Yani neyle beyniniz meşgul oluyorsa rüyada onu görürsünüz. Kalbinizde ne varsa göz onu görür. Kalbinizde ne saklıyorsanız gözleriniz de onu görür. Neyi hayal ediyorsanız gözleriniz onu görür. Yazıyor mu? Sen talebeyken yazsaydın ya şimdi. Ya sen o kadar zaman benim dersime gelmişsin orada. Niye yazmadın o zaman? O zaman ben de yazıyorum.
O zamanda da mı yazıyordu? O zaman senin bir not defterin var, onu çalmak lazım. Ben akademi boyunca not tuttum. Ama mezun olmadan evvel defterimi çaldılar. Sizin o kompozisyon için anlattığınız şeyleriniz hala duruyor bende. Ha bak güzel işte. Burada bakın bir rüzgar gibi bir akış var yani. At zaten kendisi dinamik bir, en dinamik olan hayvan figürü at. Atın kendisinde bir enerji var. Zaten eğri çizgilerden yaratılmış, hiç düz çizgisi de yok. Bir konu üzerinde yoğunlaşmanın ne demek olduğunu burada daha iyi anlamış olursunuz. Bir değil binlerce eskiz yapıyorsunuz, antrenman yapıyorsunuz, çalışma yapıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Bu araştırma bizim sanatkarlarımızda yok. Bizim profesörlerimizde yok. Ben bizim hocanın bir tek desenini görmemişim hayatta. Ben nasıl, bizim hocaların nasıl desen çizdiğini ben hiç görmedim ben. Ama ben bir köye, bir dağlara gidiyordum. Bir dosya dolusu desen getiriyordum. Cevat Dereli diyordu ki şu bu ayırıyordu. Bunların 13 tanesini ben alıyorum diyordu. Kendini alıyor. Bana diyordu ki sen bu çalışmayla mutlaka bir noktaya varırsın. Hiç üzülme. Bu atlılardan Beyoğlu İş Bankası Sanat Galerisi'nde Yeni Dinamizm diye bir sergi açtım. Sabri Berkel bizim hocalardan. Bu tablo Boston'da demiştim size, fizik profesöründe, üniversitede fizik profesörü olan bir hoca da Amerika'da, Boston'da. İşte böyle bir sergide Sabri Berkel gelmişti beni eleştirmek için. Dedi ki, evladım dedi, sen bu noktada, bu seri üzerinde artık biz tavana, zirveye çıkmışsın. Artık burada bırak. Yeniden sıfırdan başka bir konuyu üzerinde çalış dedi bana. Gerçekten tabii bıraktık yani. Sadece ben bu tarzda, şu anda size bu tarzda olanları gösteriyorum ama benim tarzım bu, sadece bu demek değil. Ama bu tarz çalışmayla bir dönem 79'larda 80'lerde bu sergileri açtım arka arkaya ve herkes beni bu tablolarla, bu tarzda beni tanıyordu. Yani o konuyla özdeşleşmiş oluyordum ben o zaman. İşte demek istediğim, bir sanatkarın bir konuda yoğunlaşması gerekiyor. Mesela kelebek ressamı olacaksanız kelebekler üzerinde çalışma yapmanız lazım. Karınca ressamı olacaksanız karınca üzerinde resim yapmanız lazım. Çin Sultanı bir horoz üzerine bir yarışma düzenlemiş. Herkes önüne horoz resmini, yaptığı çalışmayı açmış sultanın önüne. Bir tanesi de sadece boş gelmiş, elinde kağıt ve boyalarla gelmiş. Hani demiş, senin yaptığın nerede? Tamam demiş, açmış kağıdı, başlamış şak 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 diye. Al demiş, getirdim. Yani bir konu üzerinde ihtisaslaşmak böyle. Çin'de dededen toruna aynı tarz devam ediyor. Yani dede manzara ressamıysa torun da aynı şeyi yapıyor. Biri horoz ressamıysa sadece horoz üstünde ihtisaslaşmış. Çin'e gittiğimde kartal ressamı ayrı, horoz ressamı ayrı, manzara ressamı ayrı. Bir başka konu üzerinde ihtisaslaşmamış. Tek konu üzerinde ihtisaslaşmış, imza gibi atıyor. Evet. Bu tablo duruyor. Bu tablo duruyor. Billboardlarda afiş olarak kullanılan tablo. Bu kompozisyon yapılmadan evvel soyut bir tablo çalışılıyor. Soyut. Yani abstrakt ekspresyonist, soyut ekspresyonist bir tablo yapıyorsunuz. Renkler dağılıyor. Tamamen şu figürler olmadan evvel böyle bir soyut bir kompozisyon, tablo yapıyorsunuz. O soyut tablonun üzerine siz düşüncenizi aktarıyorsunuz. Ben fona işte onun için çok değer veriyorum. Bir fon ne kadar zenginse, önde o kadar zengin olursa mükemmel bir şey ortaya çıkar diye. Burada iki gruplu bir kompozisyon var. Şu yukarısı boşluk olarak bırakılmış. Buna bir manzara resmi de olurdu, başka şeyler de olurdu, başka düşünceler de geliştirilebilirdi. Her zaman da mümkün.
Ama böyle bir fon hazırlamasını önce bir talebe bilmesi lazım. Bir fon çalışmasını, soyut bir fon, doku, zenginliği içinde bıçakla, fırçayla fark etmez, değişik malzemelerle zengin bir fon hazırlar. Onun üzerine düşüncesini geliştirir. İşte halkın dahil olduğu bir sanat atmosferi olsa, şimdiki buradaki bütün seyirci beni böyle dinlemez, çalışarak yapar. Yani sanat bulaşıcı, ben size anlattım. Ben sanat galerisi açtığımda, sanat galerim varken yanıma gelen her ziyaretçi, ay diyor, benim içimde resim yapma heyecanı uyandı diyor. Ben sanıyordum ki benim ismim İlhami'di. Ben de diyordum ki benim ismim İlhami, onun için duygulanıyorsunuz. Meğer öyle değilmiş. Gerçekten insanlar, hiç sanatla ilgisi olmayan insanda bir heyecan uyanıyor. Şimdi eminim ki bunlar hepsi resim yapmak istiyorlar. Arkamda oturan hoca bile. Zaten imamların sayesinde bu noktaya geldik ya. Sirkeci'de Ali Mazak vardı hoca. Evladım dedi, senin yani resim yapmaman günah dedi ya, çık buradan. Mağaradan. Ben resimden vazgeçmişim, yığmışım kenara. Başka şeylerle uğraşıyorum. Bunlar ne dedi? Tablo dedim. Bir baktı. Hocam dedim, ya ne yapacaksın işte, zaten günah dedim, bıraktık bu işi. Senin dedi resim yapmaman günah dedi, bu nasıl şey? Hemen dedi sen sanat şeyine atılman lazım. Bunun gibi. Bakın bu zengin bir fon. Yine aynı şekilde hazırlanmış. Soyut ekspresyonist bir fon. Soyut dışa vurumcu yani. Onun üzerine bak, hem fonun değerleriyle figür üstündeki değerler bak nasıl iç içe geçmiş, kaynaşmış. Bir tablo öndeki figürle önle fon bütünleşmiş. Fon yağlı boya mı? Fon. Fon zaten bu önü de arkası da bu fon, bu da ön. Önle fon konu olarak, teknik olarak yağlı boya. Bu zaten tablonun kendisi bütün olarak yağlı boya. Kalın boyalar. Kalın boya yani, bunda burada gözükmez yani, orijinal bu değil orijinal. Orijinallar bunlar bayağı kaba, dokulu, bıçakla çalışılmış, üst üste transparent bir fondur. Evet. Bakın bu da öyle. Bu Pakistan çuvalı üzerine yapılmış. Dokulu. Onun üzerine soyut bir tablo yapılmış. Uzun sene o soyut tablo sergilenmiş. Bir gün tersine çevirmişim, üstüne resim yapmışım. Şimdi bir konuyu ele alıyorsunuz, başka bir seriye geçiyorsunuz ama bir gün sizin yine heyecanlarınız depreşiyor, enteresan bir kompozisyon aklınıza geliyorsunuz. Tekrar bir arada bir tane bir şey yapıyorsunuz. Tekrar çıkıyor ortaya. Yani o o 2-3 sene bu soyut olarak düşe bir tablo olarak sergilendi. Ondan sonra başka bir dönemde başka türlü bir gün öyle dururken bir hayal geliyor. Ondan sonra onu yapıyorsunuz. İşte bu resim şeyde Devlet Bahçeli'de olması lazım. Ona hediye ettiler yani. Ülkücülüğe gelip satın aldı. Ülkücüler arada bir uğruyorsun. He, bak şuradaki bir şeye bak. Kompozisyon, şuradaki kompozisyona bak. Şuradaki renk. Bak şimdi minyatür derken şaka değil. Yani minyatürler incelenecek bir dal. Minyatürün vermiş olduğu şu renk lezzetine bakın. Saf, berrak, içinde bir bulaşıklık olmayan bir renk. Çizgi sonuna kadar devam ediyor. Çizgi kopukluğu yok. Bir rengin yanına gelen renk belli. Bakın yeşil mesela morun yanına gelmiş. Bu mordur ama belki size mavi gibi gözüküyordur. Bilmiyorum ki yani. Böylesine bir soyut bir ekspresyonist bir fon üzerinde şu renkliliğe bak. Bu şimdi geçmiş bir tarihi ele alıyorum ama güncel olarak da bunu uygulamak mümkün. Bugünün konularıyla aynı işlemeyi yapmak mümkün. Ama bu fon zenginliğiyle bu şeyi güzel ruhen kapmış olmak lazım. Büyük bir tablo. Burada ufak tabii. Ufak gözüküyor. Bir buçuk metre var.
Burada tablolar genel olarak solgun gözüküyor. Yani fosil olarak gözüküyor. Orijinalleri böyle değil yani. 20 tane tabloya aynı anda başladım son seride. Bir günde hepsine birden, 20 tanesine birden, 20 tane tuval. Bu bir deneme oldu benim için. 20 tane tuvale aynı anda değişik kompozisyonlarda çizimler yaptım. Hepsine birden renk vermeye başladım. Bakalım sonuç ne olacak diye. Sonunda baktım ki aynı kişi aynı zamanda aynı resimleri aynı anda yapmış. Hepsinde birine bakan resim diğerine bakıyor ki o da aynı. Yani almak isteyen de birbirinden ayırt edemiyor. Ama kompozisyonlar farklı. Yerler değişmiş, figürler yerinde değil. Ayrı ayrı kompozisyonlar, ayrı koyuluklar, ayrı açıklıklar ama 20 tane tablo aynı anda başlamış. Tarz, stil yani belli bir stil oluşmuş, belli bir tarz oluşmuş. Tarz hepsinde aynı, aynı kişi yapmış, aynı ruh haleti içinde yapmış, aynı zamanda yapmış. Ha. Zaman denen bir şey demek ki sanatkarın üzerine vurguluyor, şey damgasını vuruyor. Yani hangi çağda yaşıyorsanız o çağ size damgasını vuruyor. İster istemez damgasını vuruyor. Bundan kaçış yok. Bir kere zaman mefhumunu. Ha, bu son yaptığım seriden. Bu 20 tanesi. Hepsi duruyor hocam. Bunlar duruyor. Çoğu duruyor. Bakın bu da aynı tarzda. Fırça darbeleri bile benziyor birbirine. 20 tane tabloyu yan yana dizseniz, boyutlar farklı, biri büyük, biri küçük ama tarz aynı. Ama ilginç bir deneme değil mi? 20 tane resme birden başla ve aynı zamanda bitir. Hepsini aynı zamanda imza atıyorsunuz. Bunlar ya. 20 tane hiç başlamak hiç aklıma gelmemişti mesela. Yani zaten 20 tane tuval hazırlaman lazım. 20 tane tuval bakın. Fırça darbeleri, vuruşlar, renkler, renk harmonileri, atlar, figürler, yerlerin değişiyor. Kompozisyonlar değişik, ölçüler değişik. Ama bir bakıyorsun. Yani şu atlar üzerinde vurduğum fırça darbeleri bile fonlarda uyguladığım metotlar stil aynı. Bakın. Bunda biraz bozuluyor ama genel olarak girmesi aynı. Bakın. Bu başka bir kompozisyon ama anlayış aynı. Şu gördüğünüz doku, fon var ya, kaba, böyle kaba fırçayla yapılmış, bıçakla yapılmış dokulu fon. Bunlar da öyle. Ama demek ki bir zaman içinde hangi duyguları yaşıyorsanız o damgasını vuruyor. Bunu denemiş oldum yani. Bir daha da denemek istemem çünkü resimde birbirine benziyor. Daha önceki çalışmalar arasında bir fark oluşuyordu. O 20 tanesine birden başlayınca fark oluşmadığını gördüm.